C2H4 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlarım, öncelikle molekülün açık yapısını yazalım. Molekülün açık yapısı karbon atomları 4 tane bağ yapmak zorundadır. 4 hidrojen atomu bağlamış 2 karbon atomu. Karbon atomları 4 bağ yapması için karbon atomlar arasında çift bağ söz konusudur. Çift bağlardan birisi sigma, birisi pi bağıdır. Bir tane pi bağı, beş tane sigma bağı içerir ifadesi doğrudur. B seçeneğinde karbon atomları sp2 birleşmesi yapmıştır. Burada da arkadaşlarım pratik bir bilgi vereyim sizlere. Eğer karbon atomu yaptığı bağların tamamı sigma bağı ise tekli bağsa sp3, karbon atomu bir tane pi bağı, üç tane sigma bağı yapmışsa sp2. Karbon atomu iki tane pi bağı, iki tane sigma bağı, bağı yapmışsa sp hibritidir. Burada bir tane pi bağı yaptığı için sp2 hibritidir ifadesi doğrudur. Bağ açısı 120 derecedir. Karbon atomu merkeze alırsak arkadaşlarım doğrultu sayısı 3'tür. Ee, bağ açısı 120 derecedir. Doğru bir ifadedir. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2'dir demiş Arkadaşlarım, hidrojenin atom numarası bir, bir tane elektronu var. Onu da bağa katmış. Karbonun atom numarası e, 6. E, Delik elektron sayısı 4. E, karbon bütün bağlarını bağa katmış, bütün elektronlarını bağa katmış. Bağa katılmayan elektronu yoktur. Do dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Asetik asit molekülündeki sigma ve pi bağlarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle asetik asit molekülünü açık bir şekilde yazalım. Karbon 3 tane hidrojen bağlanmış. Diğer karbona bağlanmış. Diğer karbonda 2 tane oksijen var. Karbon 4 bağ yapmak zorundadır molekülün. Açık yapısı bu şekildedir. Sevgili arkadaşlarım, iki atom arasında tek bağ varsa sigma bağıdır. İki atom arasında birden fazla bağ varsa bir tanesi sigma'dır, bir tanesi pi'dir. Ya da daha fazla varsa bir tanesi sigma, diğerleri pi bağıdır. Buna göre önce pi bağını sayalım. Zaten karbon ve oksijen atomu haricinde başka pi bağı yoktur. Bir tane çift bağ var. Birisi pi'dir, birisi sigma'dır. Pi bağı sayısı 1'dir. Sigma bağı sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sigma bağı vardır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Basit formülü CH2O olan organik bileşiğin mol kütlesi 60'tır. Bu molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle basit formüldeki kütleyi bir hesaplayalım. Bir tane karbon 12 gram, İki tane hidrojen 2 gram. Bir tane oksijen 16 gram. Toplamda e, 14, 16 daha 30 gram eder. E, parantezin altında N olduğuna göre N ile çarpalım. Mol kütlesi 60 grammış. Buradan N eşittir 2 olur. N yerine 2 yazarsak. C2H4O2 olur bileşeğin gerçek formülü. N eşittir 2'dir, doğrudur. Molekül formülü CH3 COOH'tır. CH3 COOH'ta 2 tane karbon, 4 tane hidrojen, 2 tane de oksijen vardır. Az önce de molekül formülünü bu şekilde bulmuştuk. Bu ifade de doğrudur. Ortaklanmamış 2 çift elektronu bulunur. Sevgili arkadaşlarım, oksijenler üzerinde her bir oksijende ortaklanmamış iki çift elektron vardır. İki tane oksijen olduğuna göre dört çift elektron ortaklanmamıştır. Bu ifade yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'dir. Yani C seçeneğidir. Vıspr gösterimleri verilen aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atom hibritleşme türü yanlış verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, A, B, D E seçeneklerine bakıldığı zaman e, verilen hibritleşme türünün doğru olduğu görülür. Yalnız C seçeneğindeki hibrit türünün yanlış olduğu görülür. Şöyle ki sevgili arkadaşlarım AX2 merkez atom A iki tane atom bağlamış. Mesela berilyum hidrür molekülünde BH2 molekülünde merkez atom berilyumdur. Berilyumun D'lik elektron sayısı 2'dir. 2 tane hidrojen bağlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada berilyumun hibrit türü SP'dir. Burada C seçeneğinde SP2 demiş. E, yanlış demiş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. NH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlar öncelikle NH3 molekülünü çizelim. Azot 5A grubundadır. 3 tane hidrojen bağlayacak. Bu yüzden azotun üzerinde bağ katılmayan bir çift elektron vardır. Bu elektron diğer bağları iteceği için molekül polar olur. Neyse, öncüllere bakalım. Merkez atomun hibritleşme türü sp2'dir. Bu ifade yanlıştır. Azot atomu etrafında 4 çift elektron var bağ katılmayan elektronla beraber. Bu yüzden biz diyoruz ki merkez atomun azotun hibritleşme türü sp3'tür. Birinci li yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Ancak diğerlerinin doğru olduğuna bakalım. Bağa katılan elektron çifti sayısı 3'tür. Bu bağ sayısı demektir. E, 3 tane hidrojen bağlanmış. Bağa katılan elektron çifti sayısı 3'tür. E bağ açısı azot e, hidrojen bağ açısı diğer azot hidrojenle olan bağ açısı 107.3 derecedir. Bu ifade de doğrudur. VSPR gösterimi AX3E'dir. E, A merkezi atomdur. 3 tane hidrojen bağladığı için X3 üzerinde merkez atomun üzerinde bir tane bağ katılmayan elektron çifti olduğu için E'dir. Doğrudur. Molekül geometrisine de üçgen piramittir diyoruz. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıda belirtilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle şu bilgiyi hatırlayalım. Karbon 4 bağ yapar. Eğer bağların tamamı tekli bağsa, sigma bağıysa karbonun hibrit türüne sp3. Eğer karbon atomu bir tane pi bağı, üç tane sigma bağı yaparsa, yani bir tane çift bağ bulundurursa, Karbonun hibrit türüne sp2. Eğer karbon atomu üçlü bağ yaparsa ya da 2 tane çift bağ yaparsa buradaki hibrit türüne de sp hibrit türü diyoruz. Sevgili arkadaşlarım yukarıda verilen bileşeye bir bakalım. Birinci, bir, numaralı karbon bir tane pi bağı taşımış. Yani çift bağlardan birisi pi bağıdır. Dolayısıyla sp2'dir hibrit türü. E, i̇kinci karbona baktığımız zaman, iki numaralı karbon, üçlü bağdan birisi sigma, ikisi pi bağıdır SP'dir, hibrit türü. E, dördün, üçüncü karbon atomuna, üç numaralı karbon atomuna baktığımız zaman, hiç pi bağı yok, hepsi e, sigma bağıdır sp 3tür Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen molekül, bağ oluşumunda, orbital örtüşmelerinden hangilerini gerçekleştirmemiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle merkez atom karbon bir tane pi bağı taşıdığı için, diğerleri sigma bağı olduğu için karbon atomunun hibrit türüne sp2 hibriti diyoruz. Hidrojen atom numarası 1'dir. Elektron dağılımı hidrojenin 1s1'dir. Dolayısıyla hibritleşmeye katılmaz. Karbon atomu sevgili arkadaşlarım, dört tane bağdan bir tanesi pi bağı olduğuna göre o pi bağı pp e, pp örtüşmesidir. Karbon ile oksijenin p orbitalleri örtüşmüştür. E, hidrojenin s-orbitali ile e, sp2 hibrit karbonun sp2 hibrit örtüşmesi vardır. İkinci e, öncüldeki bilgi de doğrudur. E, oksijenin e, p-orbitali ile karbonun e, sp2 hibrit e, orbitali örtüşmüştür. Aynı şekilde klorun da elektronu dağıtırsak 3p5 ile biter. Klorun e, p orbitali ile e, karbonun sp hibrit orbitali örtüşmüştür. Yani dördüncü öncüldeki örtüşme de vardır. Ancak ss örtüşmesi olabilmesi için h2 molekülünden bahsetmemiz lazım ki yukarıda böyle bir örtüşme söz konusu değildir sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Karbon atomunun allotropları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle karbon atomunun allotroplarını hatırlayalım. Elmas, grafit ve fulleren. Sevgili arkadaşlarım, A seçeneğinde elmasta da Karbon atomları arası düzgün 400'lü geometri vardır. Bu ifade doğrudur. Elmasta karbon atomları düzgün 400'lü şekiller oluşturmuştur. Grafit elektrik akımını iletir. Grafit az da olsa elektrik akımını iletir. Bu ifade doğrudur. Nanotüpler iletken özellik göstermezler. Ifadesi yanlıştır. Çünkü nanotüplerin iletkenlik özelliği gösterdiğini biliyoruz. Sevgili arkadaşlarım bu sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Aşağıda formülleri belirtilen moleküllerden hangisinin molekül geometrisi yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, A, B, C, D seçeneklerine bakıldığı zaman molekülün geometrisinin doğru olduğu görülür. E seçeneğindeki NH3'ün yani amonyakın molekül geometrisi düzlem üçgen değildir, üçgen piramittir. Neden böyledir? Çünkü azot 5A grubunda bulunur. NH3 molekülünde ise 3 tane hidrojen bağlamıştır. Azotun değerlik elektron sayısı 5 ancak 3 tanesini bağ katmıştır. 2 tane elektronu bağ katmamıştır. Bağ katılmayan elektronlar diğer bağları e, iteceğinden dolayı molekül geometrisi düzlem üçgen değil üçgen piramit olması gerekirdi. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. yukarıda verilen molekülde ortaklanmamış kaç çift elektron bulunur? Sevgili arkadaşlarım, oksijen atomunun atom numarası 8, 2, 6 dediğimiz zaman değerlik elektron sayısı 6'dır. Oksijen atomunun son yörüngesinde 6 elektron var. Moleküle baktığımız zaman oksijen atomu 2 elektronunu bağ katmış, 6 tane elektron olduğuna göre 2 çift elektronunu bağ katmamış. Diğer oksijen atomu için de aynı durum söz konusudur. İki tane elektronlu bağ katmış ancak iki çift elektronlu bağ katmamıştır. Dolayısıyla iki tane oksijen atomunda dört çift elektron bağ katılmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Elementlerinden oluşan CH2O organik molekülünün Lewis nokta gösterimi şeklindedir bu molekülün geometrik şeklinin adı nedir? Sevgili arkadaşlarım, karbon 4 bağ yapmak zorundadır. 2 tane hidrojen bağlanmış. bir de oksijen, çift bağlı oksijen bağlanmış. Molekülün geometrisini bu şekilde, molekülün yapısını bu şekilde yazabiliriz. Sevgili arkadaşlarım, karbon atomu üzerinde yani merkez atomu üzerinde bağ katılmayan elektron olmadığı için biz bu molekülü şu şekilde de yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlarım bunun doğrultu sayısı 3'tür. Merkezi atom üzerinde de bağ katılmayan elektron olmadığı için biz bu molekülün geometrisine düzlem üçgen deriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Molekülünde kaç çift elektron bağ yapımına katılmıştır? Değerli arkadaşlarım, İki elektron bir bağı oluşturur. Yani bir çift elektron bir tane bağ demektir. Dolayısıyla kaç çift elektronun bağ yapımına katıldığını bulmamız için kaç tane bağ olduğunu sayarsak kaç çift elektronun bağ yapımına katıldığını anlamış oluruz. CH3 molekülünde karbon atomları 3 tane hidrojen bağlanmıştır. 3 bağ burada var. Bir de karbon karbon atomları arasında var. 4. E, çift bağ var oksijenle karbon arasında 6. Oksijen karbon arasında bir bağ daha 7. Oksijen karbon arasında bir bağ daha 8. İki bağ da karbon oksijen arasında var 10. Karbon karbon arasında bir bağ var 11. 3 tane de hidrojen bağlamış. 14 tane bağ vardır. 14 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yalnızca karbon ve hidrojen içeren Organik bir bileşiğin bir molünün yeterince oksijen ile yanması sonucu 3 mol karbondioksit ve 4 mol su açığa çıkıyor. Buna göre bu bileşiğin bir molekülünde kaç tane atom vardır? Değerli arkadaşlarım, bileşik sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu söylenmiş. Oksijenle yakıldığı zaman 3 mol karbondioksit, denklemi yazalım, 3 mol karbondioksit, 4 mol su açığa çıktığı söylenmiş. Denklemi denkleştirdiğimizde 3 tane karbon çıkmış, 3 tane karbon girmelidir. 4 tane suyun içerisinde 8 tane hidrojen var. 8 tane hidrojen girmelidir. Dolayısıyla bileşiğimizin formülü C3H8'dir. Bileşikte toplam kaç tane atom vardır sorusu sorulmuş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır.